Herkese merhabalar. Salonuma hoş geldiniz. Burası benim salonum. Normalde hep annemin evini, annemin mutfağını falan gezdirdim. Gerçi kendi mutfak turum da var. Onu da eklerim. Bugün de salonumu gezdirmek istiyorum. Hani hep eksiklerimi tamamlayayım da ondan sonra gezdireyim diyordum. Sadece bir tane eksiğim var. Artık videoyu çekebileceğimi düşündüm ve salon turuma başlayalım. Kapıdan böyle girer girmez hemen konsolum ve masam var. Böyle 6 tane sandalye yaptırdık. Çünkü salonumuza 8 tane fazla gelirdi. Konsolum böyle bu şekilde. Şöyle. Bunun daha net halini de şimdi fotoğrafa koyarım. Şu an koymuşumdur. Muhtemelen geri geldik. Ben 1,5 sene önce evlendim. O zaman da böyle mobilyalar seçtim. Mesela ben yeşili çok severim. Gerçi birazcık bir tık koyu çıkıyor. Yeşil kullandım. İki sandalyem de yeşil. Baştakiler. Böyle. Bu şekilde sandalyelerimi, bir koltuğumu, üçlü koltuğumu yeşil kullanmayı tercih ettim. Konsolumda da böyle daha ferah, aynalı ve beyazlı modelleri daha çok tercih ettim ben açıkçası. Şöyle hemen konsoluma geleyim. Burada kullandığım örtüler üzerine, şöyle masamda da var, göstereyim. Masamdaki ve konsolumdaki örtüyü annemin çok yakın arkadaşı Remziye ablam Antep'ten getirmişti. Antep işi deniliyor bunlara. Şöyle göstereyim. Burada hemen bizim düğün albümümüz duruyor. Burada sözden fotoğraflarımız var. Bu fotoğraf çerçevelerini de ben Trendyol'dan sipariş ettim. Böyle aynalı gibi duruyor. Ama aynalı değil, ama aynalı gibi duruyor. Bu mobilyalarıma uysun diye. Şu taraftan az duruyor diye hemen bu tarafa geçtim. Masamın üstündeki çiçeğimi eşim birinci evlilik yıl dönümümüzde almıştı. Bu süs eşyalarım, gördüğünüz işte şuradaki bu tepsi ve şu orta sehpamdaki tepsiyi Şarkan'dan aldım. Eminönü'nde bilirsiniz muhtemelen. Böyle şu şekilde. Hemen şuradan göstermek gerekirse şurada üçlü, hatta dörtlü de diyebiliriz. Dörtlü bir koltuğum var. Bu şekilde kumaşını kadife seçmiştik yaptırırken. Böyle kadife kumaş. Hemen üstünde böyle bir tablom var. Bu tabloyu babam Balat'tan almış. Biz de yanını çerçevelettik annemle. Buraya astık. Altın sarısıydı normalde çerçevesi, ama bu odaya uymayacağı için gümüş yaptık. Hemen böyle bu tarafa geleyim. Burada da yine koltuğum var. Bu da daha çok Chester tarzında. İki tarz kullandım zaten. Bu şekilde. Teklilerim var hemen camın kenarında. Şöyle aydınlık olsun. Teklilerimi de böyle daha sade seçtim ve şu koltuğumla uygun seçtim. Gördüğünüz gibi burada üçlü sehpam var. Tek bu burada içime sinmeyen, bunun ayakları yanlış geldi. Normalde böyle orta sehpamdaki gibi olacaktı. Yani bu orta sehpamla üçlü sehpamı yaptırdığım yerden hiç memnun kalmadım. Ben bunları evlendikten sonra yaptırdım. Yani yaptırdık. Bir seneden sonra yaptırdık. Yani bunlar daha yeni aslında. Yoktu önceden. Bu şekilde. Üstünde böyle arkadaşım ev hediyesi getirmiş Paşa Bahçe'den. Belki beğenirsiniz. Ben böyle üçlü sehpaların üstüne büyük çiçekler falan koyuyorlar ya, onu sevmiyorum. Bu şekilde kullandım. Bunun da ayakları değişecek inşallah. Perdelerimde de böyle daha düz fonları tercih ettim. Şöyle göstereyim. Perdelerimde de böyle düz fonlar tercih ettim. Ben öyle desenli fon falan hiç sevmem. Genelde böyle düz şeylerden yanayım. Şurada da camım var. Onunki de aynı. Gri yine. Aynı şekilde koltuklarımın rengine uyumlu. Evet. Orta sehpamı da şöyle göstereyim. Yeni çıkmış modellerden de ve ben de çok beğendim. Zaten bir orta sehpa istiyordum.
Bunu aldık. Üstü de mermer. Bu şekilde. Aynı şekilde üçlü sehpamın da üstü mermer. Böyle altılı zaten burada masam var hemen. Az çok şeklini anlamışsınızdır salonumun. Daha avizem var. Avizemi de böyle düz beyaz seçtik. Çünkü bu yanlara ışık koydurabilirmişiz normalde ama biz koydurmak istemedik. Böyle trend yoldan aldık bunu da. Şu orta sehpamın üstündeki çiçeği de biz daha evi böyle yerleştirirken işte temizlerken falan benim arkadaşım, dostum Seda getirdi. Kardeşim hatta. Bu şekilde onu da burada değerlendirmek istedim. Onun da güzel durduğunu düşünüyorum. Halılarımı da böyle yine düz seçtim. Aynı perdem gibi. Bu da gayet düz bir model. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Genel hatlarıyla göstermek gerekirse salonum böyle. Ben salonumda ne ağır modeller istedim ne de hani böyle çok da spor olmasın istedim. O yüzden bu şekilde bir model tercih ettim. Yani hem modern olsun dedim hem de biraz hani böyle şık olsun dedim. Yani bu bana göre yeterli. Hem modern hem şık bana göre tabii ki. Herkesin zevkine uymayabilir. Bu benim zevkim. Ben salonumu bu şekilde döşemeyi tercih ettim. Umarım salonumu beğenmişsinizdir. Lütfen abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinize de tabii ki de açığım. Hani şunu şuraya koyabilirsin gibisinden. Hani eşyaları değiştirecek halim yok ama farklı bir yere koymaya ya da başka bir tarafa çekme konusunda fikirlerinize açığım. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.